Merhaba, gün ortasında piyasalara bakacağız. Ekonomiye dair değerlendirmeleri alacağız. Öncelikle bir rakamlara bakarak başlayalım. BIST 100 endeksi sınırlı bir kayıpla yeni güne başladıktan sonra şu anda yatay negatif bir havayla %0,67'lik geri çekimlerle 7674 seviyesini görmek mümkün oluyor endekste. Alt endekslere baktığımız zaman aslında dün itibariyle bir miktar bankacılık tarafında sert satışlar vardı. Bugün de %0,17'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Endekslerde kıpkırmızı bir tablo bizi karşılıyor. Son birkaç gündür, özellikle son birkaç haftadır oynaklığın arttığını görüyoruz ve pozitif havanın da kalıcı olamadığını görmek mümkün oluyor. Artık borsa tarafına baktığımız zaman. Dolar TL'de 29.12, Euro TL'de 31.95 seviyeleri gözlemlenirken dolar endeksinde 10.000'de altılık sınırlı bir yükselişte 102,2 seviyesine işlemler geçiyor. Euro dolar paritesi 1.0964 seviyelerinde. Fed'in Avrupa Merkez Bankası'ndan daha önce bir faiz indirimine gidebileceği fiyatlanmaya başlandı. Dolayısıyla bu da bir miktar Euro'yu güçlendiren bir etken oldu ama şu anda biraz daha tersine dönen bir tablo var. Avrupa borsalarına baktığımız zamansa bu hafta biraz böyle aslında ortasına gelmişken nispeten geçtiğimiz haftalara kıyasla daha aşağı yönlü hareketleri görmek mümkün oluyor. Londra'da bir miktar yükseliş var ki orada bu sabah saatlerinde biz enflasyon verisini aldık ve son 2 yılın en düşük seviyesi karşımıza çıktı. Kasım'da %3,9'a gerilemesiyle beraber yıllık enflasyonun. ABD borsalarında negatif bir açılış beklentisi var. Ancak orada rekor üstü rekor tazne endeksleri görüyoruz. Nasdaq tarafında dün rekor kapanmıştı. S&P 500 %0,6 uzandı tarihi rekorunun. Ve Dow Jones tarafında da 37 bin puanın üzerindeki hareketler. Hatta 38 bine doğru bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. Orada da yine rekor seviyeler karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Tahvil faizlerinde ise gerileme devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizi Amerika'da %3,88 seviyesinde. Fed'in daha güvercin bir para politikası içerisinde olabileceğine dair beklentiler tahvil faizlerini, oradaki getirileri bir miktar aşağı çekiyor. Ve MTI ile devam edelim. Altının onsu 2040 dolarda %0,01'lik, 10.000'de birlik bir değişim. Yani yatay, neredeyse değişim olmayan bir tabloyla karşımıza çıkıyor. Gram altın 1910 liradan el değiştiriyor. Gümüş 24 doların üzerinde ve her iki tip petrolde de şu anda yön yukarı. Orada jeopolitik gelişmelere duyarlı bir hale gelen bir piyasa olduğunu gözlemliyoruz. Süveyş kanalının oradaki geçişlerin sekteye uğraması, jeopolitik anlamda yaşanabilecek gelişmeler, ülkelerin buna nasıl tepki verebileceği, nasıl önlemler alınabileceği, işte bunların hepsi petrolün odağında olmaya devam ediyor ve biz bir taraftan da tabii ki bu gelişmeler kalıcı mı olacak, enflasyonist baskı yaratacak mı, bunu takip ediyoruz. Kripto paralarda ise dün ETF'lere ilişkin olarak bir olumlu haber akışı yaşanmıştı. SEC ile BlackRock arasındaki o değiş tokuş işlemleri, işte bir noktada yapılan revizeler vesaire, bunlar basına yansımıştı ve 43 bin doları aştığını gözlemlemiştik Bitcoin'in. Bugün de yön yukarı ama 42 bin dolar seviyesinden işlemler geçiyor. Ethereum tarafında da 2200 doların üzerine görmeye devam ediyoruz. Piyasaya dair böyleydi öne çıkanlar. Şimdi değerli bir isim ağırlıyoruz. Biraz ekonomik gelişmeleri kendisinden dinleyeceğiz. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Üretim Üyesi Doçent Doktor Ata Özkaya bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz yanımıza. Şimdi biz Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz. Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 250 bas puanlık bir artış olacağı yönünde. Yani %42,5'e yükseltilmesi bekleniyor faizin. Yabancı kurumlardan da gelen beklentiler var. Örneğin işte Societe Generale ve InTouch Capital Markets'tan gelen beklentiler haberleştirilmiş BloombergHT.com'da. Orada para politikasında sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşmış olunabileceği ve sıkılaştırmanın hızını yavaşlayabileceği öngörülüyor. Genel beklenti zaten yurt içinde de yurt dışında da aynı. Ama son zamanlarda Merkez Bankası'nın hep bizi bir şaşırttığını da takip ediyoruz. Evet. Ne dersiniz? Yarın nasıl bir Merkez Bankası nasıl mesajlarla karşılaşabiliriz? Aslında son kararına çok şaşırtmadı. %5 ağırlıklı olarak bekleniyordu. Şimdi yine ben fazla sürpriz olacağını değerlendirmiyorum. %2,5'luk artışın ben de olabileceğini düşünüyorum. Tabii burada tek değerlendirmemiz bu ayki artış değil. Bir sonraki ayda ne yapacağı asıl olarak beklentileri oluşturan önemli etkenlerden birisi. Oraya verilen olasılık değeri.
portföylerdeki ağırlıkları değiştirebiliyor çünkü. Ocak ayında da yine benzeri bir şekilde artışla %45 seviyesine çıkarak %45 seviyesinde bir süre faiz kararını değiştirmeden kalabileceği yönünde beklentilerin güçlenebileceğini değerlendiriyorum. Yani tepe noktası sizce de %45 civarında 45, mı olacak? Evet. Yeterli olacak mı? Yeterli olacağını şu an için söylemek zor. Ama bu %45'lik seviye yaz aylarından itibaren hem yabancı kuruluşların hem de bizlerin aşağı yukarı tahminlerinin oluştuğu yerde 40-45 arası yayınlarımızda da dile getirmiştik. Oraya doğru gidiyoruz. %45'te ne kadar kalacağını belirleyecek bazı etkenler söz konusu. Onları sıralarsak karşımızda enflasyon beklentilerinin ne ölçüde kırıldığı var. Bir miktar törpülendiğini biliyoruz. Özellikle gelecek yıl için enflasyon beklentileri tam %36'ya gelmese bile Merkez Bankası'nın kendi tahmin aralığına %40'ın altına sarkmış olacağını değerlendirebiliriz. Son 3 aylık enflasyon verilerine baktığımızda jeopolitik risklerin artık o kadar ağırlık kazanmadığı ve PPK raporunda da bunlara pek yer verilmeyeceğini ben değerlendiriyorum. Ama ana etken özellikle küresel finansal piyasalarında küresel merkez bankalarının faiz seviyesinin ne kadar tepe değerini tutacağı veya nasıl davranacağı. Bu bizim Merkez Bankamızın kararında da ana etken olacak. Çünkü hem para politikası hem mali politikanın ülkemizde tam olarak büyük merkez bankalarının ne zaman inişe geçebileceğini kestirimlerine dair kurgulandığını söyleyebiliriz. Bunun da sebebi yabancı yatırımcıların gelişine odaklı olarak bir para politikası ve mali politika eşleniği yapıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Haziran ayından itibaren yaptığımız dönüşüm ana olarak bunu hedefliyordu. Bunun da bazı meyvelerini görmeye başladık. Hem rezervlerimizde, Merkez Bankası rezervlerinde artış var. Hem de haftalık ya da aylık portföy girişlerinde belki çok büyük bir miktar olmasa bile $800 milyon civarında şu an oluşan bir seviye söz konusu girişlerde. Burada artış beklenebilir bir miktar ama rezervlerdeki artışı ana olarak tabii ki bir borçlanmanın kolaylaşması CDS primlerinden dolayı sürdürmekte ve kredi notu beklentileri aynı şekilde bunu devam ettirecek. Dolayısıyla %45 seviyesine çıktıktan sonrası ana etmenler küresel finansal piyasalar etrafında oluşurken yurt içinde yatırımları tetikleyebilecek kaynağın oluşmasını gerektiriyor. Bu hem kendi kredi hacmimizle alakalı hem de yabancı yatırımcının gelişiyle alakalı. Bu konuda Ocak ayında da girişimlerin olacağını, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Sayın Bakan'ın hem Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın girişimlerin olacağını biliyoruz. %45'te Mayıs-Haziran ayına kadar kalması arada bir sürpriz şok olmazsa beklenebilir. Çünkü ikinci yarıdan sonra 2024'te Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın da artık politikada gevşemeye gidebileceğine dair beklentilerin oluştuğunu söyleyebilirim. Yani son yıllarda biz biraz hani yurt dışından ayrışmıştık. Oradaki para politikaları ya da açıklanan veriler eskisi kadar bizi etkilemiyordu. Evet. Ama artık hani burada bir dönüşüm var ve orada alınacak para politikası kararları her şey bizim için de çok büyük bir öneme sahip olacak. Evet, evet. Yani küresel anlamda aslında hani oyuna tekrar dahil olmuş olduk aslında buna baktığımız zaman. Evet. Şimdi bizim hani kısa vadeli hedeflerimiz nedir, uzun vadeli hedeflerimiz nedir? Ona bir baktığımız zaman kısa vadede enflasyonu düşürmek, CDS'in işte düşük kalmasına devam etmesi evet. vesaire. Ama uzun vadede de acaba hani böyle biraz daha sürdürülebilir bir büyümeye sahip olabilmek mi? İşte bunu nasıl sağlayabileceğiz? Ve hani en çok merak edilenlerden bir tanesi de gelecek yıl evet bir büyümede yavaşlama olacak ama bunun hızı, dozu ne kadar olacak? Şimdi tabii bütün ülkelerin ana hedefi büyümede sürdürülebilirliği sağlamak. Yani belirli bir stabiliteyi sağladıktan sonra belirli bir hızda büyümek. Dolayısıyla bizim de hedefimiz bu ülkemizin. Şimdi burada bunu yaptığınız zaman yani stabil büyümeyi gerçekleştirebilmek için bunun %4-%5 arasında bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Para politikasının seyri büyümeyi uzun dönemde stabiliteyi oturtur mu dediğimizde bu gerçekten 2-3 aylık verilerle karar veremeyeceğimiz bir durum. Ama şu gereksinimleri beraberinde getirecektir. Yani bunun gerek şartları vardır. O da şu, talebin bir miktar kısılıyor olması, büyümenin
düşündüğünüz kadar aşağı inmesini sağlamaz, gerektirmez. Burada yatırımların ve üretimi nasıl şekillendirdiğinizin de önemli etkisi olacak. Dolayısıyla %45 gibi bir seviyede yüksek faizde kalış süreniz talebi kısık tutacaktır ama üretimi ne kadar fonladığınıza bağlı olarak burada büyümeyi sürdürmeye devam edebilirsiniz ki bunun hedeflendiğini ben değerlendiriyorum özellikle uzun dönemde. Bu yabancı yatırımlar olmadan yalnız bizim kendi kendimize enflasyonu tetiklemeden sürdürebileceğimiz bir süreç değildir. Onu 2-3 yıl önce denedik ve bunun olmadığını gördük. Yani yabancının girişi burada şart. Evet, yabancının girişi şart çünkü gelişmekte olan geri kalmış bir ülkeyiz. Tabii tasarruflar ve kayıt dışı ekonomi bir kenara konduğu zaman bunu sürdürmek için yetersizdi. Aynı zamanda küresel ölçekte bir üretim dönüşümünün de yer aldığını göz önüne almamız lazım. Bizim kendi iç dinamiklerimizle stabil büyüme sağlamamız ve bunu işsizlik seviyesinin üzerinde iş gücünü artış hedefimizle beraber yürütmemiz enflasyonu arttırmadan mümkün gözükmemektedir. O yüzden yabancı yatırıma ihtiyacımız var ve yabancı yatırımı çekebilmek için de bu politikanın sürdürüldüğünü görüyoruz. Bunun gelişi uzar mı? Yani seçimlerden sonrasına kalır. Bizden daha fazla faiz artışı beklenir mi diye sorduğumuzda bu da olacağını ben değerlendiriyorum. Yabancı yatırımın gelişinin bizim istediğimiz seviyeye ulaşması bir miktar zaman alacak. Bu da şu mu demek oluyor? Yani evet, şimdi kısa vadede faizlerde %45'te biz tepe noktasını görebiliriz ama seçimden sonra yeni faiz artışlarına ihtiyaç olabilir mi? Yoksa farklı politikalarla mı acaba yabancıyı çekişmek sağlanır? Evet, Mayıs ayında enflasyonun en zirve noktaya yaklaşacağını biliyoruz. %75'lere varacağını. Dolayısıyla ek faiz artımına gerek olup olmayacağı biraz önce söyledim. Küresel merkez bankalarının rotasıyla ne kadar makasta olduğumuza bağlı kalacak. Dolayısıyla ek faiz artışı enflasyon beklentileri kırıldığı sürece aslında gerekmemesi lazım ama yabancı yatırım gelmediği sürece de biz tekrar bunu maalesef konuşuyor olacağız. Başka türlü dönüşümleri yapmadığımız için bu söz konusu olacak. Neden onu söylüyoruz ya da ona atıfta bulunuyoruz? Onun da sebebi şudur. Özellikle büyük merkez bankalarının tepede ne kadar kalacağını belirleyecek olan konu artık geçtiğimiz 3-5 ay içinde konuştuğumuz argümanlar değildir. Mesela iş gücü piyasasının sıkılığı, enflasyonu düşürmüş olmaları değil. Artık üretim dönüştüğü için yani sermayenin verimliliği arttığı için burada sermayenin iş gücüne ikame esnekliği sermaye lehine arttığı için onların büyüme hızı da düşünüldüğü kadar aşağı inmeyecektir. O yüzden faiz seviyesinin belli bir patikada sabit kalmasını beklememiz gerekiyor. Dolayısıyla enflasyon düşük kalsa bile büyüme hızının özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Asya Pasifik'te söylediğim üretim dönüşümü sebebiyle belirli bir oranın üzerinde seyredecek olması bize gelecek yatırımların da aslında 2010'larda gördüğümüz bol olmayabileceğini de işaretlerini veriyor. Çünkü burada birçok sektörün geleceğe yönelik elektronikleşme, dijitalleşme dönüşümü söz konusu. Bu da söylediğim gibi sermayenin iş gücüne olan ikame esnekliğinin aslında arttığını ve merkez bankaların henüz bunu gözlemekte olduğu için önceden faiz indirim kararını veremediklerini ya da birden veremediklerini bize söylüyor. 1980'lerden 90'lardan farkımız şu an böyle bir dönüşümün yaşanıyor olması. Evet, yani trend değişimleri bazen belki hani gözden kaçabiliyor. Dolayısıyla bunu biraz daha hani geriden durup iyi inceleyip ona göre politikayı belirlemek gerekiyor. Evet, özellikle Amerikan Merkez Bankası bunu yapacaktır. Bu da en az bir yarım yıl demektir bunu gözlemeleri. Çünkü yeni sektörlerde rekabetin de maksimum seviyeye çıktığını aşağı yukarı şu an gözlüyoruz. Bir örnek vatandaşlarımız için vermek gerekirse evet. Bunun için tabii elektronik haberleşme sektörlerini söylüyoruz. Uydu haberleşmesi, çip sektörü ama elektrikli arabalar vatandaşlarımızın hemen hayatlarının her yerinde yaşayacakları en yoğun rekabetin olduğu alanlardan birisi olacak. Burada da hangi ülkelerin özellikle bu yarışta olduğunda zaten herkes de anlamış durumda. Buradaki üretim faktörleri arasındaki ikame esnekliği kapital lehine
değişiyor ve bu da büyümenin, büyüme hızının eski dinamiklere göre daha yüksekte kalacağını bize söylüyor. Bu da faiz politikasının, para politikasının büyük ülkelerde ona göre şekilleneceği anlamına gelir. Sadece enflasyon veya iş gücü ücret artışı değil. O yüzden biz bundan etkileneceğiz ve bu öngörüyü yaparak etkilenirsek ben yarın ve Merkez Bankası'nın faiz politikasına vereceği kararların bunu da göz önüne alarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, gerçekten hani önemli bir paradigma değişikliği var çünkü bunun da göz önünde bulundurulması evet. gerekiyor diyorsunuz. Peki ya bundan sonrası için yani 2024 için az vaktimiz kaldı ama 2024 ve sonrası için hani şimdiye kadarkine kıyasla daha zorlu bir yıl olabilecek der miyiz? Yoksa biraz daha böyle hani hep birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl diye ayırıyorlar. Siz nasıl ayırıyorsunuz? Finansal piyasalar açısından, ülkeler açısından, bölgeler açısından baktığımızda tabii ki değişkenlik gösterecek evet. bu soru. Çünkü küresel büyüme bölgesel olarak değişecek. Biraz önce arz ettiğim sebeplerden dolayı. Ama bu da küresel finansal piyasalarda iyimserliğin hakim olabileceğini bize söylüyor. Çünkü konuştuğumuz ülkeler Kuzey Amerika ve Asya Pasifik evet. olduğu için küresel anlamda finansal piyasalarda ben çok büyük gerginlikler olacağını değerlendirmiyorum. Jeopolitik riskler değişmezse. O yüzden ama bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için durumun eski beklentilerden farklı olacağını ve bizim piyasalarımızın farklı fiyatlanacağını burada öngörebiliriz. 2019'a göre fiyatlama yine birbirine yaklaşmış olsa da çünkü bir ara biz kopmuştuk küresel finansal piyasalardaki fiyatlamalardan. Bizim özellikle borsamız başta olmak üzere varlık fiyatlarımız ayrışmıştı. Şimdi o yakınlaşacak, yakınlaşıyor politika değişimimiz dolayısıyla. Ama söylediğim dinamikler dolayısıyla bunun örneğin bir Hindistan kadar yaklaşacağını ben değerlendirmiyorum henüz. Küresel anlamda göreceli daha ben iyimser bir 2024 bekliyorum. Ama bölgesel ve ülke anlamında bunun çok farklı değerlendirmelerini yapmamız gerekecek. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ayağınıza, ağzınıza ben sağlık. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ata Özkaya bizimle beraberdi. Şimdi ise piyasalara dair değerlendirmeleri almak üzere Burcu Kıratlı'ya gidiyoruz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet Burcu, hoş geldin yayınımıza. Gün ortası piyasalarda nasıl hareketler var? Özellikle yurt dışında neler takip ediliyor? Artık böyle hani önümüzdeki haftadan itibaren daha az konuşmaya başlayacağız Noel etkisiyle beraber ama hazır henüz hacimler böyle tam herkes tatile çıkmamışken nasıl bir tablo var acaba? Şimdi dediğin doğru aslında gündem biraz daha azalıyor ama iştah yerinde küresel piyasalarda şu anda. Önemli başlıklar arasında aslında çok konuşmaya hazır olmadığım, çok konuşmadığımız ülkelerden bir tanesi Çin, bir tanesi de İngiltere'den bahsedeceğim. Çin Merkez Bankası politika faiz değişikliğine gitmedi bu ayki toplantıda ve aslında özellikle bu ayla ilgili en son emlak krizinden sonra buradaki teşviklerin düşürülmesi, teşvik yaratılması veya Merkez Bankası faiz oranlarını indirebilir mi gibi bir beklenti vardı. Ancak Aralık ayı için 1 yıllık ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını 4.20 seviyesinde ve 1 yıllık kredi faiz oranını ise 3.45 seviyesine tutmaya devam etti. Şimdi Ağustos ayında bir değişiklik yapmıştı. Çin Merkez Bankası 3.55'ten 3.45'e düşürmüştü. Ancak henüz bir değişikliğe gitmiyor. Muhtemelen bundan sonraki dönemde yani 2024 yılı ile birlikte politikayı tekrar gözden geçirip ondan sonra bir değişikliğe gitmesi daha olası ki bunu da yaparken muhtemelen yine ekonominin o anki dinamiklerine göre ve özellikle emlak piyasasındaki canlanmaya göre biraz daha hareket edecekler diye düşünüyor analistler. Bunun haricinde İngiltere'den bugün enflasyon rakamlarını aldık. Son 2 yılın en düşüğünde olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle İngiltere'de enflasyonun bir düşük gelmesi, Kasım ayından sonra da Kasım ayının düşük gelmesi benzin ve gıda fiyatlarında ki etkiden dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Noel öncesinde hane halkı üzerindeki baskıyı da bir miktar hafifletti. Tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki yıla göre %3.9 arttı. Buradaki beklenti %4.3 olması yönündeydi. Ve Ekim ayında da yıllık enflasyon %4.6 olarak kaydedilmişti. Oradan buraya düşük yani %4'ün altına gelmesi aslında olumlu işaret olarak algılandı. Biliyorsun İngiltere en sonda faiz artırmalarına katılan
Merkez Bankası'ydı ve sonuçlarını biraz daha yavaş almış diğer ülke merkez bankalarına göre ve hayat pahalılığı ciddi bir kriz oluyordu. Özellikle gıda fiyatları tarafında Haziran 2022'den bu yana ilk kez düşüş olduğunu yine görüyoruz. Ancak burada tabii İngiltere Merkez Bankası daha yüksek politika masajında ısrar etmesine rağmen burada yatırımcılar İngiltere Merkez Bankası'nın 2024 yılında 5 çeyrek puanlık faiz indirimini beklediğinde ileteyim. Onun haricinde S&P'de de momentum hala yüksek seyrediyor. Özellikle Amerika tarafında iştahın yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Az önce orada grafikteki RSI göstergesi de şu anda 3 yılın yükseğinde. Nasdaq dün rekor kapanış yapmıştı. S&P de o seviyelerde seyrediyor. Zirvelerin %5 altında S&P şu anda. Küresel de iştah yüksek Noel öncesinde ve bu diğer küresel borsaları da aslına bakarsan sürüklüyor diyebilirim. Biz de ise yarınki faiz kararını bekliyoruz diyeyim. Burcu çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans ortasını böylelikle noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.